Bir Hint Masalına Göre Fare Kedi Korkusu Yüzünden Sürekli Endişe Duyuyormuş Büyücünün Biri Farenin Durumunu Fark Etmiş Ona Acıyarak Onu Bir Kediye Dönüştürmüş Ancak Fare Kedi Olduktan Sonra Köpekten Korkmaya Başlamış Bunu Gören Büyücü Bu Kez Fareyi Bir Kaplana Dönüştürmüş Kaplan olan fare sevineceği yerde av olmaktan, insanların onu avlamasından korkmaya başlamış. Büyücü bakmış ki ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmesinin bir imkanı yok. Büyücü sonunda fareyi eski haline dönüştürmüş. Fare telaşlı büyücüye kendisini neden eski haline dönüştürdüğünü sormuş. Büyücü sen cesaretsiz ve korkaksın. Ben ne yaparsam yapayım sen bir farenin yüreğiyle yaşamaya devam ediyorsun. Bu yüzden ben sana yardım edemem demiş. Aslında günümüzde biz bu masada çok uzak değiliz. Toplumun şanslı kesiminden insanlarız. Aldığımız eğitim, kendimizi geliştirdiğimiz sanat, spor, kültür etkinlikleriyle başarılı olmak üzere yetiştiriliyoruz. Ve bu donanıma fazlasıyla sahibiz. Yani birden fazla fırsat tanınan fare gibi birçok alanda kaplan olmak üzere hayata atılıyoruz. Ama asıl soru Başarıya şartlandığımız bu düzende başarısız olmaya cesaretimiz var mı? Çünkü hepimiz hayatımızın bir döneminde bu alanlarda herhangi birinde veya birden fazlasında başarısız olacağız. Korku her zaman başarı madalyonunun hemen arka yüzünde olacak. Ama başarısız olma pahasına kendi potansiyelini ulaşmaya çalışan hatta onu aşmaya çalışan insanlar her zaman ipi göğüsleyecek. Kimler mesela moda yayıncılığının en önemli ismi Anna Wintour editörlük görevine 9 ay sonunda son verilmişti. Ama bu onun sektöre yön veren kadın olmasının önüne geçmedi. Oprah haberlerinde fazlaca duygularını yansıttığı için kovulmuştu. İşini kaybetmesine sebep olan bu özelliği yıllar sonra onu dünyanın en etkili ismi yaptı. İnsanları peşinden sürükleyen Gandhi topluluklara karşı konuşma korkusu vardı. Spielberg California Üniversitesi Sanat Bölümünden tam 3 kez red almıştı. Benim hayatımda en başarılı, en keyifli tecrübelerin başlangıcında ya da en kritik anlarında hissettiğim en yoğun duygu korku ve endişe oldu. Gerek eğitim hayatım, gerek kariyerim hep hayalleri olan bir insan oldum. Ama hayal kurmak, hedef koymak benim için işin hep en kolay kısmıydı bunlara ulaşmak adına başladığım süreçlerde hep çok heyecan içindeydim. Ta ki o sıçrayışı yapmam gereken endişe anına kadar. 5 yıl önce standart üzeri bir pozisyonda çok hızlı bir şekilde çalışıyordum. Ama daha fazlasını yapabileceğim hissi içimi kemiriyordu. Tabii sıçramayı yapmak için de büyük bir cesaret gerekiyordu. İşte o anda yapılacak tek şey olası başarısızlığı da kabullenmekti. Sanırım ben bunu başardım. Tabii her sıçramanız bir öncekinden daha yüksek olmak zorunda. Kendi işimi kurduktan sonra, çok kısa bir süre sonra Afrika-Gana'da Türkiye'den üreticilerin dağıtım ağını sağlamak üzere kendi operasyonumu kurma fikri doğdu. Bu girişim beni çok heyecanlandırdı. Yeni hayaller, yeni hedefler. Ama tabii ki kaçınılmaz korku ve endişe hissi beraberinde geldi. E, Gana'ya ilk yolculuk günümün sabahı e, havalimanına gitmek üzere ofiste vedalaşırken bir çalışma arkadaşımız patron emin misin diye sordu. Hayır hiç emin değilim ama gideceğim diye cevap verdim. E, zor bir coğrafya, riskli bir ekonomik yapı, bambaşka bir kültür, bambaşka bir ülke, bambaşka bir ticaret ortamı, e, sıfır sermayeli bir organizasyon kurmanın zorlukları var. Her gün yeni sürprizlere açıp hazır bir şekildeydim tabii. Dış ticaretin bütün risklerini kendi üzerime alarak başladım. Akra'nın toplantı bölgesinde çok ufak bir ofiste ülkemizin üreticilerini kadın başımıza <laughs> temsil etmeye başladım. Tabii kadın başına olmak, yalnız olmak anlamına gelmiyor. Operasyon büyürken yine potansiyeline ulaşmak için benim el uzatmam gereken insanlar, kadınlar, bana bu yolda eşlik ettiler. Küçücük bir ofisle başladığımız sıçrayışımız büyüyerek dünyanın bir ucunda birçok üreticinin ürünlerine yeni pazar yaratmamızı sağladı. Ekibimizle birlikte biz de büyüdük bu süreçte. Ben bildiklerimi paylaşırken her yeni gün yeni tecrübeler edinmeye devam ettim. Ve insan en çok öğretirken öğreniyormuş. Bunu da fark ettim. Bu süreçte en çok karşılaştığım soru kadın halinizle oralarda ne işiniz var? Biz gitmeye cesaret edemeyiz oldu. Ama cesaretin insanın kadın ya da erkek olmasıyla değil, tıpkı hikayedeki fare gibi sizin kararlılığınız ve yüreğinizle alakası var. Shakespeare'in Hamlet tradında söylediği gibi kararlılığın doğal rengi endişenin soluk gölgesiyle bozulur ve korkak olup çıkarız hepimiz bulutları hedef alan büyük atılımlar bu yüzden yörüngesinden sapar ve girişim olmaktan çıkar. Bence bizler için başarı cesaretimizin ve kadınlığımızın renklerinin gölgelenmesine izin vermemek. Hele ki kadın olmaktan dolayı asla korku duymamak.